çocuklarımız da oynuyordu. Onlar niye bilmiyor. O ziyaretlerden sonra biz şey oturalım, çayhane oturalım. Gelin. Başkan, bütün esnaf filo sıkıntıydı. Bak nerede sen git. Yani her iki abaha kudu esnaf sıkıntıydı. Cibir o hadi bu iki heviye cümatken. Hemkarın çıpkın şu ara. Valla başkan em... Yani halk olana esnaf olarak. Hem esnaf olarak hatta ne acaba memnun bu ne? Hem kim acaba memnun bu ne? Ve illa hem ki Ali sahip dağı ve Ali insanı baş dağı. Cibber ve kefa mecbur etti. İşleriniz nasıl, durumlar nasıl? Şey oldu, sorun sıkıntı yok. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sosyal durum ne? Maddi durumun ne? Ticaret konusu nasıl gidiyor? Allah'a şükür her şey yolunda, şükrederiz. Yani, zaten Müslüman'ın üzerine düşen şükürdür. Evet. Beklentileriniz ne? Müdafaa gerçekten yani izliyoruz, yakından takip ediyoruz. Yani yerinde çok itibarlı böyle. Her konuya böyle çok güzel, isabetli görüşleri var. Yani halkın partisi diyebiliriz. Yani hem muhafazakarlık yönünden hem de dürüstlük yönünde, adalet yönünde böyle her açıdan yani yöneticilerine güvenebileceğimiz şahsiyetleri tanıdık orada. İnşallah umudumuz var, beklentimiz var. Yani büyük bir boşluğu dolduracak inşallah. Allah-u Teala bizleri de sizin bu beklentilerinize layık eylesin inşallah. Bu partiye mi çağırmayacaksın? Onun çağırdı beni. Hatta böyle kabahati veyna, çalışma veyna. Onun çağırdı beni. Hüda parolar. Hem heviye dağıt ki. Kudüs ve Rabbi. Heviye dağıt. Kudüs ve چاوات تجارت او کیمای استنگی او چهنا ضرورت وی کا گیر سکتن حاله کی گران براسیا خودی یعنی چوا هر چیز یعنی هر روز انتشته گوم دستین من کار دیمه جیوی بها می کارم بها دو بزید من کار دیمه جیوی dile getirmemiz lazım ki yani orada söylenenlerin böyle olmadığını, piyasada, sahada, esnaf içerisinde öyle olmadığını işte bilsinler, görebilsinler diye. Öyle öyle çevirmedi desen yani işin şimdi işler yok, çeviremiyoruz. Bayağı her şey zaman. Bir şey alıyoruz mesela. Evet. Mesela diyelim bir yumurtayı mesela 11 lira alıyorum, 12 lira satıyorum. Hı. Bir hafta sonra o yumurtayı aldığım fiyata şey yapamıyorum yani, satamıyorum. Niye bir kaymakama gitse ya muhtarın gelecek ya encümeni gelecek ya köy heyeti gelecek. Yani bir vatandaşın böyle bir müracaat derdini söyleme yetkisi yok mu? Kimseye anlatamıyoruz o derdimizi, yok. Kimse duymuyor yani. Sason teşkilatımızın yapmış olduğu program çerçevesinde ilçemizi ziyaret ettik teşkilatın, Batman teşkilatımızla beraber. Esnaflarımızı ziyaret ettik, onları dinledik, onların sorunlarını dinledik. Maalesef esnaf kan ağlıyor. Her ne kadar inanç gereği kendileri şükretseler de hamd etseler de genelde
siftah etmeyen insanlar çok. Onun için hükümetin özellikle bu coğrafyaya daha fazla eğilmesini istiyoruz. Ankara'dan söylemekle iş yürümüyor. Gelip birebir esnafını dinlemesi gerekir. Biz bu konuda onların kulağı olmaya, dili olmaya çalışıyoruz. Ama maalesef sorunlarına eğilmiyor. Bu konuda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz yetkilileri. Esnaf şunu söylüyor, diyor ki biz bir saat içerisinde sattığımızı ikinci saatte almaya kalkıştığımızda biz onu aynı parayla alamıyoruz. Çünkü hiç ummadığımız zamlarla, duymadığımız zamlarla karşılaşıyoruz. Bakıyoruz fiyatlar saatlik değişiyor, bırak günlüğü. Acaba bu nasıl çözülecek, nasıl idare edilecek? Böyle bu çalışmaların ne şekilde yürütüleceğinin garantisi yok onlar için. Lütfen gelip yerinde görsünler. Yerinde insanlarımızın derdiyle dertlensinler yani. Tabii bizim elimizden bu geliyor. Ha, biz bunun üzerinde yetkililerle ne yapabiliriz? Bunu tartışıyoruz, görüşüyoruz. Dertlerine çare aramaya çalışıyoruz. Ama biz yetki merciğinde olmadığımız için ancak basın kanalıyla kardeşlerimizin, esnafımızın mükellef olan insanların durumlarını basın yoluyla açıklayabiliyoruz yani. Misalen biz bugün bir yola gittik, bir taziyeye gittik. Yani yol demekten utandık yani. Yani neden ilgilenilmiyor yani? Onun için tekrar çağrıda bulunuyoruz. Birebir insanımızla, esnafımızla veya teşkilatların onlara verdiği raporlar çerçevesinde halkı değerlendirmesinler. Gelsinler halkla birebir görüşsünler yani. Ne verdik, ne alıyoruz bu halktan, bu esnaftan, bu ticaret erbabından yani. Millet iflas etme durumundadır.